arkasına düştüm. Araştırdım ve emniyette bir hücrede tutulurken babamı gördüm. Gittim. Onun 20 Türkçenin dışında herhangi bir dil konuşmanın cezası o zaman 25 kuruştu. O 25 kuruşu verdim ve babamı gözaltından alıp çıkardım, getirdim. İçin ve herhangi bir dilde eğer eğitim dili değilse ayakta duramayacağı için zamanla Kürt dili biz Kürt ana babadan doğmuşuz. Ancak Kürtçe doğru dürüst konuşmayı bilmiyoruz. Okumasının zorlandığımız bir dille, yani Türkçe ile biz onların derslerini vermek zorunda kalıyoruz diyorlar. Böyle bir tablo karşımızda var. Yani hani ana dilimizi bilmediğimiz için isteyenler olduğu zaman biz hani kurs vermek istedik. Osmanlı döneminde Kürtlerle, Kürt diliyle hiçbir devletin hiçbir sıkıntısı yoktu. Hatta Türkler ve Kürtler ciddi manada işbirliği yaparak birçok zaferler kazandılar. Onlardan bir tanesi Çanakkale zaferidir. Bütün dedelerimiz belki orada destan yazdılar, güç birliği yaptılar, dünyaya meydan okudular. Bunun güç birliği neticesinde biz tarihi kurcaladığımız zaman İdrisi Bitlisi'nin girişimleriyle Yavuz Sultan Selim zamanında Kürt beylikleriyle yapılan bir anlaşma 300 yıl sene sürdüğünü biliyoruz. Böyle bir tarihimiz var. Ve Osmanlı Devleti'nin dünyaya hükmettiği dönemler de bu dönemdir. Ve kendi sınırlarını genişlettiği, İslam alemine bir önderlik yaptığı dönemler de bu dönemlerdir. Yani biz biliyoruz ki İslami çerçevede Kürt ile Türklerin bir araya gelmesi durumunda yine o zaferler elde edilecek ve o birliktelik ortaya çıkacak. Ki Mustafa Kemal Koçgiri aşireti ile birlikte Kürtleri hedefine koydu. Ve hani bu memleketin, bu devletin kurucu iki unsuru vardır. Onlar da Türkler ve Kürtlerdir. Kurucu iki unsurdur. Ve sadece kendi ulusunu öne çıkarma ve dil sorunu ortaya çıkarmak suretiyle, yani Kürtleri yok sayma suretiyle erken davranıyor ve Koçgiri aşiretiyle Kürtleri katliama başlıyor. Bu katliam 1920'de başladı. Koçgiri aşiretiyle başladı. Koçgiri aşireti Sivas'la Erzincan arasındadır. Orada binlerce, belki on binlerce insanı katletti, Kürtleri katlettiler. Ve bu katliam süreci ard arda büyük katliamlarla Şeyh Said Efendi ile birlikte 1927, ondan sonra Şeyh Said Efendi asıldıktan sonra 1925'te asıldıktan sonra 1927'de büyük katliamlar yapıldı bölgede. Sonra Gelizila ile 1930'la devam etti ve Dersim'le 1937-38 hatta 39'a kadar bu katliamlar hız kaybetmeden devam etti. Kürt halkını yok etmeye çalışıyordu. Bu cumhuriyet zihniyeti o dönemden itibaren özellikle Kürtleri yok saymak ve ortadan kaldırmak maksadıyla ciddi katliamlar yaptı. Ve neticesinde Kürt dili mahkum edildi. Yani şu şekil mesela yasak edildi. Ben bu araştırmalarımı yaparken birçok somut örneklerle karşılaştım. Mesela Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Harip köyünde bir tane yaşlı o dönemi gören, o dönemi yaşayan ve dil mağduru olan Hüsnü Kartali isminde bir tanığımız vardı. Diyordu ki o dönemde ben babamla birlikte Diyarbakır'a gelirken Ulu Cami'nin oralarda biz kendi ev ihtiyaçlarımızı almaya çalışırken ben babamı yalnız caminin orada bıraktım ve ihtiyacı almaya giderken dönüşte baktım ki babam yok.
babama gözaltına almışlar. Sordum oradakilere, dediler ki senin baban Zazaca konuştuğu için gözaltına alındı. Yani Zazaca konuşma, Kürtçe konuş, yani Türkçenin dışında artık herhangi bir dil konuştuğun zaman yasaktı ve onun para cezası ya da hapis cezası vardı. Şimdi diyor ben yani babamdan para olmadığı için ve babam Türkçe bilmediği için, kendi ana dili Zazaca konuştuğu için gözaltına alınmıştı. Ben arkasına düştüm, araştırdım ve emniyette bir hücrede tutulurken babamı gördüm. Gittim, onun 20 Türkçenin dışında herhangi bir dil konuşmanın cezası o zaman 25 kuruştu. O 25 kuruşu verdim ve babamı gözaltından alıp çıkardım, getirdim. Yani böyle bir asimile projesi vardı ve uyguluyorlardı. Bir yaşlı ninemizin hastaneye gitmesi ve bir doktora kendi hastalığını anlatma, derdini anlatma, sıkıntısını anlatma durumunda dahi Kürtçe konuşmaya izin vermiyorlardı. O zavallılar da Türkçe bilmiyorlardı. Kendi meramlarını anlatamıyorlardı. Kendi hastalıklarını kendi doktorlarına izah edemiyorlardı. Ve böylece bir mağduriyet, koca bir halka bir mağduriyet yaşatıldı. Ve neticesinde Kürtçe dil eğitimi olmadığı için ve herhangi bir dilde eğer eğitim dili değilse ayakta duramayacağı için zamanla Kürt dili, biz Kürt ana babadan doğmuşuz ancak Kürtçe doğru dürüst konuşmayı bilmiyoruz, okumasını bilmiyoruz ve okuyunca da çok ciddi manada sıkıntı çekiyoruz, okuyamıyoruz, anlayamıyoruz. Kendi ana dilimizi konuşamıyoruz, okuyamıyoruz, anlayamıyoruz. Yani konuştuğumuz zaman da Kürtçe konuşmaya çalıştığımız zaman da yarısını Türkçe karıştırarak konuşuyoruz. Ve bu sadece hani bir kesimle sınırlı değil, neredeyse bütün bölgedeki insanların sorunu, sıkıntısı. Yani eğitim dili olmadığı zaman bir dil kayboluyor ve Kürtçe dili de böyle oldu. Mesela bir zamanlar medreselerimizde alimlerimiz derslerini Kürtçe veriyorlardı ve Kürtçe dili konuşması medreselerimizle ayakta durdu, bugüne kadar geldi. Ama bakıyoruz yavaş yavaş artık hani gençlerimiz, çocuklarımız yani artık Türkçeyi konuştukları için, Kürtçeyi anlamadıkları için medreselerimizdeki seydalarımız dahi biz Türkçe anlattığımız zaman bizim öğrencilerimiz bir şey anlamıyorlar, mecbur kalıyoruz. Zorlandığımız bir dille, yani Türkçe ile biz onların derslerini vermek zorunda kalıyoruz diyorlar. Böyle bir tablo karşımızda var ve bu hakikaten Allah-u Teala'nın insanlara vermiş olduğu bir haktır. İnsani ve İslami bir hak olmasına rağmen birileri bu hakkı gasp etmiş ve kendi ulusunun dilini dayatmış ve herkesi kendi diliyle konuşmaya zorlamış ve bu zorlama hala devam ediyor. Mesela bizim önümüzde şöyle bir sıkıntı da çıktı. Ben bizzat şahit oldum. Yani biz kimi gençlerimize Kürtçe kurs vermek istedik. Yani hani ana dilimizi bilmediğimiz için isteyenler olduğu zaman biz hani kurs vermek istedik. Bunu halk eğitim merkezleriyle yapmak istedik. Onların da sertifika vermesi üzerine bir kurs açmak istedik. Başvurduk. Halk eğitimi bize diyor ki sisteme giriyoruz. Kürtçe diye bir sistemimizde Kürtçe dil tanımlı değil. Yani Kürtçe denilen bir dil yok, tanınmıyor. Ama Zazaca var. Hani Zazaca da, yani biz Zazaca olmasın demiyoruz ama Zazaca var. Kürtçe daha hani geniş bir alana yayılmasına rağmen de Zazaca tanımlıdır sistemde ama Kürtçe tanımlı değildir diye bize işte efendim gidin siz Kürtçe kurs verin, biz Zazaca sertifika verelim dediler.
Biz de kendi kendimize hakaret saydığımız için böyle bir şey kabul etmedik. Sertifikalarına ihtiyaç olmadan kendi kurs, Kürtçe kursumuzu verdik. Yani şimdi bu hakikaten bir halk için en aşağılayıcı, en zorlayıcı bir durumdur. Hiç kimse, hiçbir ırk kendi ırkını öne çıkararak, dilini öne çıkararak başka bir ırkı yok sayma ve başka bir kavmi kendi diline zorlama ve konuşmaya hakkı yoktur. Bu yani Türkler olabilir, Araplar olabilir, Kürtler olabilir. Yani herkes kendi ana diliyle Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir ayet çerçevesinde buna bakılmalı ve herkes kendi ana diliyle eğitimini, öğretimini yapmalı ki kendi dilinin zenginliklerinin kaybolmaması adına bu hak Allah-u Teala'nın insana vermiş olduğu bir insani haktır ve bu hakkın tanınması lazım. Şimdi yani Kürtçe konuşma dili ile ilgili son zamanlarda gelişmeler oldu. Mesela TRT Kürdi kuruldu, güzel oldu. Yani insanlarımızın dili, kültürü yani tarihi bir yere kadar orada işleniyor. Bu iyi bir adım ama yani öbür taraftan yani bir tarafta olumlu bir adım atılırken diğer tarafta bakıyorsun Adalet Bakanı'nın kendisi Abdülhamid Gül bizzatihi muzdarip olduğu işte hukukta anlaşılmayan dil diye geçiyor. Yani bu hakikaten sıkıntı verici. Yani ya da ikilem mi yaşıyorlar ya da işin başındaki insanlardır. Niye şikayet ediyorlar? Sorunu çözeceklerine şikayetçi oluyorlar. Kimden şikayet ediyorlar? Böyle bir durum varsa, yani onlar işin başındadırlar. Niye kaldırmıyorlar? Mesela kendi sorumluluğundaki bir alana hitap ediyor ve basın karşısında işte efendim bu olamaz, siz daha Kürtçe dilini tanımıyor musunuz? Anlaşılmayan bir dil demek ne demek diyorsun. Peki sen bunu diyorsan, samimi isen, oradaki tabiri kullanan insanlar senin sorumlu olduğun alanda çalışıyor. Onlarla ilgili bir girişimin oldu mu, bir soruşturma, kovuşturma oldu mu? Bunu yapmıyorlar. Yani ben samimi görmüyorum onları bu manada. Bir başka samimiyetsizlik de dediğim gibi hani resmiyette tanınmadığı için yok sayıyor seni. Hava alanlarında işte efendim 36 dil var. İşte bu dillerin çerçevesinde 70-80 lehçe varken Kürtçe dilinin olmaması gerçekten yani tam bir fiyasko ve konuşulanlarla çelişki durumu ortaya çıkıyor. Yani yetkililerin ağzına baktığımız zaman ve yine hastanelerde efendim 6 dil var. Bu 6 dilin içerisinde yine Kürtçe yok. Bizim bir öğrenci arkadaşımız geçmişten bahsederken, gerçi hani bu konuda geçmiş ile şu anki zaman arasında fark yok. Yani bir iyileştirme, bir tek TRT Kürdi'nin açılmasıysa yani onunla o televizyon kanalının açılması Kürtçe dilinin resmiyete girmesine, yani resmi olarak kabul edilmesine vesile olmadı. Bir arkadaşımız diyordu, ben okuldayken, çocuk yaşta okuldayken, ilkokulda okurken işte bizim öğretmenimiz Kürtçe konuşmayı yasaklamıştı. Kim Kürtçe konuşsa hani sınıfın dışında, dışarıda Kürtçe konuşmak yasaktı. Sınıf başkanımızı bir muhbir gibi arkamıza takmıştı. Ve o da okulun bahçesinde, teneffüslerde arkamızda dolaşıyordu elinde kağıdı. Bizim Kürtçe konuştuğumuzu gördüğü andan itibaren kaç kelime konuşmuşsak oraya yazıyordu. Her kelime başı bir tokat yiyorduk sınıf öğretmenimizden. Yani kaç kelime Kürtçe konuşmuşsak o oraya yazıyordu, o götürüyordu sınıf öğretmene veriyordu. Sınıf öğretmeni de kaç kelime ise o kadar tokat bize atıyordu. Yani bu gerçekten insanın hani
psikolojisinde iz bırakan gelişmeler. O insan bak o günden bugüne meseleyi unutmamış ve buna benzer bir sürü örnekler sayabiliriz. Bu bir haksızlıktır. Türkçe neyse insani ve İslami olarak Türklerin hakkı, kendi ana dilini konuşma hakkı neyse Kürtlerin de odur ve Allah-u Teala'nın bir vergisi, bir ayetidir. Birileri bunu engelliyorsa sadece zulüm ediyordur. Şu anda da hala bu zulüm devam ediyor. Yani bu Kürtçe dili resmi olarak sistemlerinde tanınmalı ve Kürtçe dil, ana dilden eğitimi serbest bırakmaları lazım ki Kürtçe'de diller arasında yaşasın ve kaybolmasın. Bir dil birlikteliği oluşsun. Çünkü yazıda şu anda bakıyoruz, yani en mahrum kalmış olan dil Kürtçedir. Onun yazı dilinde dahi bir birliktelik yoktur. Çünkü eğitim dili olmadığı için her birisi kendine göre tipler kullanıp yazmaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir sorunun kısa zamanda çözülmesi bizim dahi devletimizin bekası için çok önemli bir konu ve dış güçlerin ellerini devletimizin, insanımızın üzerine çekmesine vesile olacak şey.